Şevahidin Nübüve Peygamberlik Müjdeleri Selman-ı Farisi radıyallahu anh Müslüman olmadan önce birçok rahip ile sohbet etmiş, pek çok patriğin hizmetinde bulunmuştu. Her biri ömrünün sonunda başka bir rahibin yanına gitmesini vasiyet etmişti. Yanında bulunduğu son rahibin de vefatı yaklaşınca, Sizden sonra kimin yanına gideyim diye sordu. O rahip dedi ki: Şu anda yeryüzünde sohbetinde bulunacağın ve sana hayır gelecek bir kimse bilmiyorum. Fakat ahir zaman peygamberinin gönderilmesi yaklaştı. O peygamber İbrahim aleyhisselam'ın dini üzere olur. O iki taşlık arazi arasında ve hurma ağacının bol olduğu bir yerde bulunacaktır. İki kürek kemiği arasında nübüvvet mührü vardır. Hediyeyi kabul eder. Sadakayı kabul etmez. Selman-ı Farisi radıyallahu anh o rahibin vasiyeti üzerine Arabistan'a gitmek üzere yola çıktı. Sonunda Medine'ye ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ederken Kuba'da konakladıkları sırada Selman-ı Farisi radıyallahu anh yanına bir şeyler alıp Resulullah'ın huzuruna gitti. Götürdüğü şeyleri bunlar sadakadır diyerek takdim etti. Resulullah hesabına siz yiyiniz buyurdu ve kendisi yemedi. Selman-ı Farisi kendi kendine alametin birisi ortaya çıktı dedi. Bundan sonrasını kendisi şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'dan Medine'ye gelince yine yanıma bir şeyler alıp huzuruna gittim. Bunlar hediyedir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabıyla birlikte o hediyeden yediler. Kendi kendime ikinci alamet de tamam dedim. Sonra bir defasında daha huzuruna vardım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Baki kabristanında hesabından birinin cenazesindeydi. Üzerinde biri rida, biri de izar olmak üzere iki gömlek vardı. Ben nübüvvet mührünü göreyim diye yakın durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Nübüvvet mührünü görsün diye mübarek omuzundan ridasını indirdi. Nübüvvet mührünü gördüm. Tam rahibin bana tarif ettiği gibiydi. Elimde olmayarak eğilip nübüvvet mührünü öptüm ve ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni huzuruna çağırdı. Varıp oturdum. Başımdan geçen hadiseleri birer birer anlattım. Hoşlarına gitti. Eshab-ı Kiram'ın da bunları duymasını istedi. Selman-ı Farisi radıyallahu an bir Yahudinin kölesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi'ye sahibine söyle seni bedel karşılığında serbest bıraksın buyurdu. Selman-ı Farisi radıyallahu an sahibine çok ısrar etti. Bunun üzerine Yahudi onu 300 surma ağacı dikip tutturması ve 40 kayye gümüş yani 4000 dirhem gümüş vermesi şartıyla serbest bırakacağını söyledi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hesabına kardeşiniz Selman'a yardım ediniz buyurdu. Eshab-ı kiramın her biri elinden geldiği kadar yardım edip 300 hurma fidanı topladılar. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Selman! Bunların dikileceği yerleri kazıp, hazırla ve bana haber ver buyurdu. Çukurları kazıp hazırladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi mübarek elleriyle hurma fidanlarını dikti. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, yemin ederek, canım kudretinde olan Allahü Teala hakkı için, o hurma ağaçlarının tamamı tuttu. Sonra hesaptan birisi, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, huzuruna yumurta büyüklüğünde halis altın getirdi. Bir madinde bulmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Selman-ı Farisi'yi radıyallahu anh çağırıp, al bunu serbest bırakılman için, ''İstenen borcunu öde buyurdu. Ya Resulallah, zimmetimde kırk kayye borç vardır. Bu kafi gelmez deyince Allahü Teala senin borcunu bununla eda eder buyurdu. Bir rivayette de şöyle bildirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yumurta büyüklüğündeki o altını mübarek diline dokundurdu ve bununla borcunu öde buyurdu. Selman-ı Farisi radıyallahu anh onu alıp Yahudi'ye götürdü. Tarttılar, tam kırk kayıya çıktı. Ne eksik ne de fazlaydı.